Merhaba arkadaşlar. Bugün ünite 9'a başlıyoruz. Ünitemizin adı Science. Science bilim demek. Ünitenin adından da anlayacağınız üzere ünitede bilim insanlarından, keşiflerden, kaşiflerden, icatlardan, mucitlerden bahsedilmekte. Zevkli bir ünite fakat çok fazla bilinmeyen kelime var. Ama siz bunun üstesinden geleceksiniz. Ben size çok güveniyorum. Bilinmeyen kelimeleri ben biraz toparladım buraya. Başlayalım hemen. Artificial, yapay demek arkadaşlar. Stem cell, kök hücre. Cell zaten hücre demek. Stem, gövde, kök. Chemical substance, chemical, kimyasal substance, madde. Kimyasal madde. Evet, experience, pek çok ünitede karşınıza çıktı bu. Ben yine de bir hatırlatma olması için yazmak istedim. Tecrübe demek, deneyim. Expert, uzman. Experiment, ünitenin ana kelimelerinden şöyle bir yıldız koymak istiyorum buraya. Çok fazla karşınıza çıkacak. Paragraflarda olsun, soru köklerinde, şıklarda olsun. Deney demek arkadaşlar. Explosion, explosion patlama. Fakat bunu lütfen şu explore'la karıştırmayın. Explore neydi? Keşfetmek, değil mi? Birbirlerine benzedikleri için karıştırılabiliyor bazen. Explosion patlama, explore keşfetmek demek. Catgut. Ben size ünitede çok fazla bilmeyen kelime var demiştim. Catgut'ı ilk kez duyduğunuzu biliyorum. Ameliyat ipliği demek. Ve yıldızlı bir kelime daha. Ünitenin ana kelimelerinden. Vaccination. Aşılama. Yine çok fazla karşınıza çıkacak olan bir kelimedir. Vaccination bu ünitede. Gelelim prevent. Prevent engel olmak, önlemek demek. Engel olmak diyelim. Achievement yine yıldızlı kelimelerden. Bilim adamlarının, işte mucitlerin başarılarından bahsederken kullanılan başarı demek achievement. Gravity. Gravity ise arkadaşlar yer çekimi. Infection, enfeksiyon. Scientist, tabii ki ünitenin adı science olursa listemizde scientist de olmalıydı. Scientist, bilim insanı demek. Skin, deri demek arkadaşlar. Solar system, güneş sistemi. Surgery, ameliyat. Yine çok duyacaksın. Surgery aynı zamanda operate de denilebilir. Operation pardon. Şöyle ekleyeyim şuraya. Operation da ameliyat demek. Bazen onun yerine surgery, surgery'nin yerine operation da kullanılabilir. Gelelim thanks to. Lütfen thanks to you thank ile karıştırmayın. Thank teşekkür etmek bir fiil ama thanks to bir phrase arkadaşlar bir kalıp sayesinde demek. Yani nokta nokta icadın sayesinde ya da falanca bilim adamının sayesinde gibi paragraflarda karşınıza çıkacağını düşündüğüm bir yapıdır. Thanks to. Implant, yerleştirmek demek. Conduct, yönetmek. Yani hani öncülük etmek, yönetmek anlamında. For example, scientists are conducting an experiment in the lab. Yani bilim adamları laboratuvarda deneyleri yönetiyorlar, önderlik ediyorlar, yapıyorlar anlamında burada yönetmek, conduct. Water screen aslında bu arşimet vidasıdır, bir icat. Ben almak istedim listeye. Su vidası. Ne işe yarar bu? İşte... İşte göllerden, ne bileyim kuyulardan su çekmeye yarayan böyle devasa bir vida.
Alkemi, simya. Simya ne demek? Yani değersiz elementlerden elementleri altına dönüştürme demek simya. Medieval, orta çağa ait demek. Middle Age, orta çağ demek ya, oradan çağrışım yapabilir. Medieval, orta çağ. Ya ait, pardon. Contribution, katkıda bulunmak. Yine ün tekelimesidir. Equation, equality, equal'dan çağrışım yapabilir, aynı kökten geliyorlar. Eşitlik demek. Denklem. Durable, dayanıklı. Son olarak da windshield wiper. Arkadaşlar, bunu da eklemek istedim. Bu bir icat, yani silecek, araba sileceği. Hani oluyor ya ön camda. Evet, bilinmeyen kelimeler tabii ki tamamen bunlardan ibaret değil. Lütfen bu yüzden bol soru çözüp bilinmeyen kelimelerinizi kendinizce analiz edin, teşhis edin. Hemen bir sözlük çalışması yapın lütfen. Hemen geçelim. Confused words diye karıştırılan kelimeleri ayrıyeten burada vermek istedim. Çünkü inanın şimdi soru çözerken siz de fark edeceksiniz. Bu altı kelime birbirine karıştırılabiliyor. O yüzden ayrı tuttum bunları. Hemen başlayalım. Discover, keşfetmek demek. Bir verb, yani fiildir arkadaşlar. Keşfetmek ne demek? Zaten doğada mevcut olan, var olan şeyin birileri tarafından bulunması, keşfedilmesi. Discover, discoverer'sa noun, yani isim, yani kaşif demek. Keşfetmek fiilini gerçekleştiren kişidir, kaşif. Discovery ise o da noun, yani isim görevinde kullanılır. Keşfetmek fiilini yapan kaşifin keşfettiği şeydir. Mesela Amerika bir keşiftir, değil mi? Amerika'yı Amerika Vespucci keşfetti, o bir kaşiftir. Amerika'da o zaman nedir? Keşiftir. Diyoruz ve invent'e geçiyorum. Invent ise bir verb, fiil, yani icat etmek demek. Bu genelde tabii ki discover'la karıştırılıyor. Discover keşfetmek, invent ise icat etmek. Yani işte maddelerin bir araya getirilerek yeniden dizayn edilmesi, yeni bir şeylerin ortaya çıkartılması demek. Mesela televizyon bir icattır. Doğada var olan bir şey değildi. Maddelerin, elementlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Ya da işte telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi. Inventor ise mucit, yani icat eylemini gerçekleştiren kişi, icat eden kişi. Invention ise mucidin ortaya çıkardığı, yaptığı şey. Yani televizyon bir invention'dır, icattır. Radyo bir invention'dır, icattır. Diyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Konunun başında da söylediğim gibi ünitede keşifler, icatlar çok fazla. Keşifleri ve icatları böyle iki grupta bir kulak dolgunluğunuz oluşsun diye incelemek istedim. Ben böyle en çok karşınıza çıkacak olan soru çözerken paragraflarda, sorularda karşınıza çokça çıkacağını düşündüğüm bazı keşifleri böyle buraya aldım. Kaşifleriyle beraber. Başlayalım hemen. Structure of DNA, yani DNA'nın yapısı, structure yapı demek. Önceki ünitelerden biliyorsunuz bunu. Bir keşiftir, doğada vardı ve keşfedildi arkadaşlar. Onu bulan, keşfeden kişi de onun kaşifi Jim Watson. Electricity, Benjamin Franklin tarafından keşfedildi. Lütfen bunu ampulle karıştırmayın. Ampul bir icattır ve Edison'a aittir, ama elektrik bir keşiftir. Benjamin Franklin tarafından keşfedilmiştir. Devam edelim. Pasteurization ve vaccination Louis Pasteur'a ait arkadaşlar. Rabies vaccination, kuduz aşısı, dediğim gibi Louis Pasteur'a ait. Smallpox vaccination ise Edward
Jane Wright, The Law of Gravity, çok iyi bildiğiniz yer çekimi kanunu Newton'a ait. Polonium and Radium, Marie Curie çok önemli bir bilim insanıdır. Çok fazla dalda ödülleri var, Nobel ödülü kazanmış bir bilim insanı. Marie Curie, Polonium ve Radium'u keşfetmiştir. Amerigo Vespucci, The Theory of Relativity, izafiyet teorisi Edison tarafından keşfedilmiştir. Edison'ı pek çok yerde göreceksiniz. Pacific Ocean, yani Büyük Okyanus'un da kaşifi Magellan'dır arkadaşlar. Evet, gelelim icatlara. Burada çok önemli icatlar var. Dünyayı değiştiren, işimizi kolaylaştıran. Mesela the first practical telephone, telefonun icadı. Mucidi Graham Bell, alo kelimesi de ona ait biliyorsunuz. Motion picture camera, yani ilk film çeken kamera Thomas Edison'a ait. Edison yine çok farklı bir yerde burada. Phonograph, gramofon demek, yine Edison'a ait. Aynı şekilde light bulb, ampul, yine Edison'a ait mucidi. Washing machine, çamaşır makinesi, çok önemli bir icat hayatımızda. Alva John Fisher'a ait. Radyo dendiğinde akla iki tane mucit geliyor. Biri Marconi, diğeri Tesla. İkisinin aynı anda anılmasının sebebi, asıl muciti radyonun Marconi'dir arkadaşlar, ama işin patentini Tesla almış. O yüzden radyo dendiğinde iki bilim insanı akla gelmekte. Aircraft, uçak. Uçağı icat eden de Wright Brothers. Printing machine, yazıcı ise arkadaşlar Gutenberg'e ait. Şimdi Asking for Clarification diye bir başlık açmak istedim. Aslında bunu dördüncü ünitede biz gördük. Yani karşı taraf bir şey söylediğinde when you don't understand a word or a sentence, yani karşı taraf bir şey söylediğinde sen onu anlamadığında karşı tarafa anlamadığını anlatmanın farklı yolları. Başlayalım hemen. I'm sorry, I can't follow you. Üzgünüm, seni anlamadım, takip edemedim. Can you speak slowly? Demek ki karşı taraf çok hızlı konuştu. Lütfen yavaş konuşur musun? I think I missed the point. Can you please repeat? Sanırım sizi kaçırdım. Lütfen tekrar eder misin? I couldn't understand you well. Can you say it again? Sizi anlayamadım. Tekrar söyleyebilir misiniz? Excuse me, could you repeat that please? Özür dilerim, affedersiniz. Tekrar edebilir misiniz lütfen? Bu cümleleri söylüyorsa eğer, diyalogta bunlar geçiyorsa, demek ki bir önceki kurulan cümleyi karşı taraf anlamadı. Ondan daha yavaş söylemesini, daha anlaşılır, clear söylemesini istiyor. Mesela, it makes our lives easier but there are also bad sides of technology dedi. Karşı tarafta ona dedi ki, I'm sorry I couldn't follow you. Can you please repeat? Özür dilerim, sizi anlamadım. Tekrar eder misiniz lütfen? Şimdi yukarıda söylediği şeyi karşı taraf tekrar söylemek zorunda. Çünkü anlaşılmadı. Ama bir önceki söylediğinin anlamının da dışına çıkmaması lazım. Sadece yapması gereken şey daha anlaşılır bir şekilde söylemesi, daha clear söylemesi. Technology also has disadvantages. Teknolojinin aynı zamanda dezavantajları da var dedi ve bir önceki söylediği o kompleks, karışık cümleyi daha anlaşılır hale getirdi. Yine bu tür diyalogları bu ünitede çok fazla göreceksiniz arkadaşlar. Onun dışında bu ünitede kelime etkinlikleri de çok fazla. Yani kelime bilgisi de öne çıkmakta. O yüzden ben bir iki tane böyle kelime egzersizleri hazırladım sizler için. Beraber yapalım. Bu altı tane kelimeyi aşağıda uygun bir şekilde altı boşluğa yerleştirmemiz gerekmekte.
Astronaut, astronot, scientist, bilim adamı, student, öğrenciler, S takısına lütfen dikkat edin. Bu tür şeylerde tekil ve çoğul isimler önemli boşluk doldurmalarda. Technician, teknisyen, tekniker uzman demek. Doctor, doktor, chemist, kimyacı, kimyager. Başlayalım hemen birle. Şimdi boşluk var is trying to fix a problem on the space station. Burada zaten uzay istasyonu bizim için çok büyük bir anahtar kelime. Uzay istasyonunda diyor. Fix a problem arkadaşlar problem çözmek demek. Problem çözmeyi deniyor. Uzay istasyonunda kim problem çözmeyi dener? Tabii ki an astronaut ya da şöyle diyelim. Yanlış mı yazdım? Hemen düzelteyim bir dakika. Yeri olmadığı için biraz karışık birbirine girdi. İki, boşluk was is researching by using a microscope in the lab. Laboratuvar demek. Laboratuvarda mikroskop kullanarak bayı defalarca hatırlattım size. Ara kerek demekti. Kullanarak araştırma yapıyor. Research, araştırma yapmak. Laboratuvarda mikroskop kullanarak kim araştırma yapar? Zaten bu gitti. Scientist, students, technician, doctor and chemist. Tabii ki laboratuvar neyle eşleşir? Kimyagerle. Devam edelim. 3. Burada bu önemli. Demek ki çoğul bir isim var değil mi? Conducting experiments. Yıldızlı kelimelerden bir tanesiydi conduct. Yönetmek, öncülük etmek demekti. Experiment deney yani deneye öncülük etmek demek. In the chemistry class. Kimya sınıfında deney yapıyorlar. Kimler? Students değil mi? Pardon. Öğrenciler. Unutmayın bir isim çoğul eki alıyorsa yardımcı fiili geniş zamanda nedir? Ar. Is operating the printing machine. Operate etmek hani kullanmak, çalıştırmak demek. Yazıcıyı diyor çalıştırıyor, kullanıyor. Şimdi kim gitti? Students gitti. Chemist gitti. Scientist, technician and doctor tabii ki. En uygunu nedir? The technician. Devam edelim. 5. Putting a chemical substance in the test tube. Test tube, deney tüpü. Chemical substance, kimyasal madde. Test tübünün içerisine, deney tübünün içerisine diyor, kimyasal madde koyuyor. Sanırım burada en uygun olan buraya chemist, değil mi? Şunu bir silelim oradan. Değil mi? Orada bir dikkat hatası yaptık. O zaman buraya da ne kaldı? Doctor. No, no, pardon me, scientist. Evet, sonuncusu is examining his patient by using computer tomography. Examine, tedavi etmek demek, incelemek demek. His patient, patient hasta biliyorsunuz. By using computer tomography, bilgisayarlı tomografi kullanarak hastalarını tedavi ediyor. Kim? Doctor. Diyelim ve geçelim.
Aynı şekilde yine buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelimeyi aşağıya yerleştirmenizi istiyorum. 6 kelime var, 5 cümle var fakat 3. cümlede 2 tane boşluk var arkadaşlar. Ona dikkat edin. Başlayalım hemen. Boşluk var. Finds out something for the first time that existed before. Exist var olmak demek. Daha önce var olan ve ilk kez bir şeylerin bulunması. Daha önce var olan şeylerin pardon, daha önce var olan şeyi ilk kez bulan kişi. Ha, şimdi kafamı toparladım, özür diliyorum. Kimdir bu arkadaşlar? Researching araştırıyor, araştırmak demek, invent icat etmek demek, conduct biraz önceki etkinliğimizde de gördük, yönetmek, öncülük etmek demek, experiment deney demek, scientific achievement bilimsel araştırma demek, discoverer keşif demek. Discoverer değil de şunu. Inventor olacak arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Evet, daha önce var olan bir şeyin bulunması. Bunu kim yapar? Inventor değil mi? Şöyle bir dakika. An inventor finds out something for the first time that existed before. Graham Bell blah blah the telephone. Telefonu ne yaptı? Tabii ki icat etti. The scientists are blah 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 in the lab. Laboratuvarda ne yapıyor bilim adamları? Deneyi yönetiyorlar, değil mi? Conducting an experiment. With the help of blah blah people we use artificial limb. Artificial biliyorsun, ünite kelimesi yapay. Limb ise uzuv demek. Yani işte el, kol, bacak gibi. Nokta noktanın yardımıyla diyor, insanlar yapay uzuvları kullanacak. Neyin yardımıyla? Burada zaten ne kaldı? Researching kaldı. Inventor gitmişti. Scientific achievement yani bilimsel başarılarla insanlar yapay uzuv kullanabilecek diyor, kullanacak diyor. The doctors are researching, değil mi? The reasons of the disease. Disease nedir? Hastalık. Reason sebep. Esten dolayı sebepler. Hastalıklarının sebeplerini doktorlar ne yapıyorlar? Araştırmak, araştırıyorlar. Burada da bir eşleştirme sorusu var. Tabii ki bu kelimelerin Türkçelerini biliyorsunuz ama çoğu zaman Türkçelerini bilmek yetmiyor. İngilizce karşılıklarıyla eşleştirmenizi istiyorum bu bölümde. Hemen ilk başlayalım. Invent neydi? İcat etmekti, değil mi? Verb'dü. Invention neydi? Hatırlayın. İcattı. Ortaya çıkarılan şeyin adıydı. Inventor ise mucitti. Yani icat etme eylemini gerçekleştiren kişiydi. Discover neydi? Fiildi, değil mi? Keşfetmekti. Discovery yani keşfedilen şey, yani keşif. Discoverer ise keşif, yani keşfetmek eylemini yapan kişi, yani kaşif. Hemen geçelim yan tarafa. Eşleştirmeye başlayalım. İlk önce bence sırayla başlayalım. Something that has been designed for the first time.
İlk kez dizayn edilen şey. İlk kez dizayn edilen şey. Yani dizayn edildiyse zaten vardı, değil mi? Pardon, bir araya getirildi, oluşturuldu, şekil verildi ona, dizayn edildi. Çok özür diliyorum. O da nedir? İcat etmek. Pardon, icat. To find about something for the first time that existed before. Bu ne olabilir sizce? To find about something. Bir şeyleri bulmak. For the first time, ilk kez. That existed before. Daha önce var olan şeylerin bulunması. Bu da nedir arkadaşlar? Tabii ki keşfetmek. Değil mi? Devam edelim. To design something, yani bir şeyleri dizayn ettin, şekillendirdin that has never existed before. Ama daha önce var olmamış, exist var olmak demek. Daha önce var olmamış bir şeyleri dizayn ettin, oluşturdun, create yaptın. O da nedir? Tabii ki icat etmek, değil mi? Someone who is the first person to find something important. Bu diyor bir kişidir. Nasıl bir kişi? Who is the first person? Yani ilk kişi ne yapan? To find something important. Önemli bir şeyleri bulan ilk kişi. Bulan bir kişi, değil mi? Ne olur? Tabii ki discoverer. Yani keşif. Someone who designs and makes new things. Şuradaki zaten new things çok güzel bir ipucu. Design kelimesi de güzel bir ipucu. Design etmek demek bir araya getiriyorsun, şekil veriyorsun, yeniden oluşturuyorsun onu. Yeni bir şey çıkartıyorsun design ederek. Bu da icatla alakalı bir şey. İcat eden kişi lazım bana. Çünkü someone diyor. O zaman nerede mucit? Inventor. Burada. Something that discovered by someone. Discover kelimesi zaten burada verilmiş. Birileri tarafından, pardon, birileri tarafından keşfedilen şey. O da nedir arkadaşlar? Tabii ki discovery, keşif. Deyip ünitemizi bitiriyoruz. Başarılar diliyorum. Lütfen kapattıktan sonra üniteyi bol soruyla kelimeleri pekiştirin. Bilinmeyen kelimeleri mutlaka not alın. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bana ulaşın. Yapamadığınız soruları birlikte çözelim. Sıcağı sıcağına soru çözmeyi lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.